Esmero sen yoka çıkırsan ha yavaş yavaş. 150 kilodan 50 kiloya gelip. Santimetre aşağıdadır özünün yeri. Ve bu çekilen bir santim kadar yukarıda çekilipti. Kaş burada olmalıydı aslında. Aha. Böyle olan da biraz işimizi çetinleştirir o çünkü burada. Allah hamdolsun, köylü sana yaraşırdı. Gayet köçel kız, valla sana yaraşırdı köylü. Sözünü deyirəm de, həcm itkisi baş verib. Çok büyük həcm itkisi. Bütün pi paketleri üzdə olan, hansılar ki o sizin dediğiniz şirinliği, cavanlığı verirler, ha. Onlar hamısı itib. Göz altında, yanağda olan itib, kaşın altında olan itib. Bir şey sormak istəyirəm sizden. Bu, bəs bu qol bədən sallamalarını eləyirsiniz siz özünüz, yoksa? Buna əsas qoluna baxın. Burada brachioplastik olmalıdır. Burada başka variant yoktu. Bu hisse tam baba. Olarak kesilip götürülmelidir. Brachioplastikada yegane problem nedir? Çapıq problemidir. Onu evvelceden pasiyentlerin hamısına deyirik. Ora elə bir nahiyyedir ki, işlek nahiyyedir. Siz pasiyente deyilməzsiniz ki, əlvi işletme, qolvu işletme. Brachioplastikanın çapığı əksər hallarda köbud olur. Ama kalıcı mı olur? Kalıcı olur. Kalıcıdır.
Sadece olarak istenilen halde Esmira Hanım kimi pasiyentlerde bu istenilen çapıq bu durumdan daha yaxşıdır. Yani. Ama misal için evvelceden yine de deyirim. Misal süt vəzisinin çapıqları minimal olurlar, görünməyə bilirlər. Abdominanın çapıqı minimaldır, görünməyə bilir. Ama buradaki çapıqlar pasiyanlı iştek nahiyyədir deyə istenilen halde onlar bir hipertrofiyası, bir genişlenmesi olur. O çapıqlar... Aha. Biraz o zaman bir bakarsınız Esmira'ya. Teşekkür ederim Esmira. Keş zahmet olmasa. Çok sağ olun. Buyurun, buyurun Zərif xan, buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.